Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Rasyonel ifadelerin sadeleştirme konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün çok net bir konumuz var. Rasyonel ifadenin sadeleştirmesini yapacağız. Ve her zaman olduğu gibi her zaman olacak ki takvimimize bakalım. Bugün günlerden 16 Ocak... Pazartesi ve bugün ne yapacağız? Rasyonel ifadelerin sadeleştirmesini yapacağız ve sonrasında da tatil bizi bekliyor. Tabii ki de Tonguç Akademi sizler için güzel şeyler düşünüyor. Tatillerde bir sürpriz olabilir diyelim ve her zamanki gibi dersimize hızlıca başlayalım arkadaşım. Peki bu rasyonel ifadenin sadeleşmesi nerede kullanılacak? Rasyonel ifadeler pay ve payda kısmında ortak çarpan varsa hem payda hem de hem pay hem paydayı bu ortak çarpana böleceğiz. Böylece ifade en sade haline kavuşacak ve problemler kolaylaşacak arkadaşım. Unutma bunu da söylemiş olalım. Şu takvimimizi şuraya bırakalım ve ödevimizi verelim. Sıfırdan ona matematik kitabımızda 184. sayfayla 193. sayfa olacak. 184. sayfada bakın ne yapıyor? Direkt rasyonel sayıların rasyonel ifadenin sadeleştirmesi var. Bir konu kısmımız var. Güzel iki tane, üç tane, 4 tane örneğim var. Sonrasında da çözgeçim var ve süzgeç. Yapamazsan canım hocam kare seni bekliyor. Gördüğün gibi bunlar da özdeşliklerden yararlanarak yapılması gereken sorular. Sayfa 193'e kadar yani polinomların sonuna kadar yapın ki ikinci dönem yeni konuya geçeceğiz arkadaşlar. Ve sizden bir ricam var. Biz şu an neredeyiz? Biz şu an birinci dönemin son dersindeyiz. Ara dönemde 15 günlük hatta daha fazla olan tatilde lütfen arkadaşım lütfen tekrarlarını yap. Özellikle polinom tekrarını çok iyi yap, fonksiyon tekrarını çok iyi yap. Çünkü bu konular can damarı matematiğin unutma arkadaşım diyeyim. Dinamo kitabından da Tesla 39'u yapacağız. Bakın hemen açtım gördüğünüz gibi 31'e geldim. 39'dan başlayıp 40 yapacağız. Burada örnek sorum 4 tane sene sana sorum var. Sonrasında örnek sorum 4 tane sana sorum var. Çarpanları ayırma kısmını işte Tesla 39 40 dedik ama bakın lütfen bu sayfaları da yapmayı unutmayın. Ta ki dördüncü üniteye kadar yeni üniteye geçeceğim arkadaşım. Yapamazsan zaten ne olacak? Yapamazsan gördüğün gibi tas uygulamasında canım hocam seni bekliyor. Ve lütfen tekrar edin. Elinizde hangi test kitabı varsa bu varsa bundan bir tekrar yapın. Eski videolarda hatırlayamadıklarınıza lütfen geri dönün bir bakın. Onun haricinde tekrarlarınızı yaptıktan sonra eksik sorularınız varsa bir tarayın. Onları yapın. Yoksa güzel bir şekilde zaten dönemi bitirmişin Bir hemen hızlıca bir göz atarsın videolara geçersin ya da 3-5 soru çözer bitirirsin. Geçtim. Hemen bakın bugün bir konu tekrar yaparak başlayalım. Gördüğünüz gibi x kare eksi 2 x eksi 8 var. İkinci dereceden denklemlerde sadeleştirme nasıl oluyordu? Şöyle oluyordu arkadaşım. Hemen x x diye ayırıyorduk. Buradaki eleman çarpma. Bun, burası toplamaydı. Hangi iki çarpımı eksi 8 toplamı eksi 2'dir? Tabii ki de eksi 4'e artı 2 olduğunu anladık. Bakın çarpımları eksi 8. Toplamları eksi 2. Burayı hallettim. Neymiş o zaman üst taraf? Gördüğün gibi x eksi 4 çarpı x artı 2'ymiş. Bölü. Altta ne var arkadaşım? Altta 2 kare farkı var mı? Var. x kare eksi 4'ün karesi. Peki 2 kare farkında ne demiştim ben sana? En sade hallerini alıp çıkartıyorsun. En sade hallerini Alıp topluyorsun. X karenin en sade hali X. X karenin en sade e, 4'ün karesinin en sade hali 4. O zaman bunları ne yaptım? Hallettim. Peki X kare X, X eksi daha birbirini götürdü mü? Götürdü. En sade hali sorusunda işte X artı 2 bölü X artı 4 benim en sade halimdir dedim ve ilk sorumu bitirmiş oldum. Geldik bir başka soruya. Sanki biraz karmaşık. Sanki biraz yapılamaz gibi gözüküyor. Ama bu gibi şeylerdi, bu gibi şeylerde arkadaşım unutma üst tarafı toparlarsak alt tarafta kendini kurtarır gibi. Daha doğrusu e, ikinci dereceni yaparsak buradaki üstteki bize bir Tio verir. Hemen bakın burayı ayırmaya çalışalım. Burada da bu sefer ne var? 3 eksiye x diye ayırıyor. Burası da 3'e 1 ama bunlardan birisi eksi. Peki hangilerini çarparsam birbiriyle ve sonrasında toplama ya da çıkarma işlemini yaptığımda 8 x'i bulurum. Demek ki artı bir, artı üç özür dilerim. Eksi bir. Bakın bunda bunu çarptım, bunda bunu çarpınca oluyor. He, o zaman şöyle diyeceğiz. Bakın çok dikkat şimdi, çok dikkat. Bunda bunu çarpacağım ya. Aynı paranteze yazmayayım. 3 x eksi bir. Hani çarpılacak ya parantez paranteze çarpılıyordu. O zaman burası da ne olacak? X artı 3 olacak. Şimdi dikkat arkadaşım. Yukarıyı 3x diye ayırabiliyor muyum? Ayıramıyorum. O zaman x artı 3 diye ayıracakmışım. Peki nasıl yapacağım onu? Bakın bu adamları alırsam x kare parantezine x kare parantezine alırsam bundan x kalır. Bundan artı 3 kalır. Burayı artı 2 parantezine alırsam buradan x olur. Buradan 3 olur. Dikkat. İkisinde bakın şu an ne yaptım? Ortak çarpanı alamadım. Ne yaptım şu an? Parçalayarak iki parça olarak yaptım bunları. Gruplandırma demiştik yani gruplandırarak çarpanlarını ayırdım. Şimdi o grupların ikisinde de x artı 3 olduğuna göre x artı 3 ortak parantezini alırsam burada x kare kalır. Burada da artı 2 kalır dedim ve olayı bitirdim. Şimdi bakın x artı 3 ile x artı 3 sadeleşti ve gönül rahatlığıyla benim şimdiki sonucum ne oldu? x kare artı 2 bölü ne olmuş oldu? 3x 1 olmuş oldu. Neyi öğrendim? Gruplandırmayı hatırladım. Neyi hatırladım? İkinci dereceden bir baş kat sayısı 1 olmayan denklemin çarpanlarına denklem değil daha doğrusu ifadeyi çarpanlarına nasıl ayıracağımı görmüş oldum. Geldim bir başka soruma. A30 B12 koy yerine yap soruyu. Demiyorum tabii ki de. Dikkat et burada ne olacak arkadaşım? İlk önce bir açarsam hatırlarsan A kare B kare geliyordu. Bir de artı ikisinin çarpımın iki katı. 2 AB geliyordu. E, eksi 4 AB'de ne oluyor? E, eksi 2 AB geliyor. Aa bir dakika. A kare artı 2 AB artı B kare. Burayı hallettim şu an. Burayı hallettim. Şimdi eksi 4 AB bölü alt tarafı zaten 2 kare farkı olduğunu en sade en öz 2 kare farkı olduğunu görüyorsun. A eksi B. A artı B olmuş oldu. E yukarıyı bir göz atarsan. Yukarıda ne var arkadaşım? A kare var zaten. Artı 2 A eksi 2 A B. Eksi 4 A B. O zaman eksi 2 A B oldu. E burada da ne var? Artı B kare var. E bölü aşağısı zaten A eksi B çarpı A artı B'ydi. Şimdi çok dikkat arkadaşım buraya. Aşırı dikkat et. Ne olacak? Yukarısı A kare B kare eksi 2 A B. E artılısının eksili hali. E o ne demektir? Eksi a b'nin karesi bölü a eksi b çarpı a artı b'dir. O zaman sen şunu biliyor musun dostum? a eksi b'nin karesi demek aslında burada a eksi b ile a eksi b'nin çarpımı demek. Çünkü aynı ifadeler çarpımı da üs olurdu. O zaman a eksi b'ler birbirini götürür. Burada da cevabım ne olmuş oldu? a eksi b bölü a artı b oldu. Cevap bitti mi? Soru bitti mi? Değeri kaçtır diyordu. Biz şu an değeri değil en sade halini bulduk. Peki değeri için ne yapacağız? Hemen eşittir dedim. Ne yapıyorsun? A eksi B. O zaman 30 eksi 12 bölü A artı B. 30 artı 12 cevaba gidelim artık. 18 bölü 42 buradan da 6 ile sadeleştirin de yukarısı 3 kalır 6 ile sadeleşirse aşağısı da 7 kalacak dedim ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Neyi gördüm arkadaşım? Şuradaki iki kare tam kare açılımını yaptıktan sonra eksi 4 ab yaparak onu da eksilisinin tam kare açılımını kapatmış oldum. Bir açtım bir kapattım. Ne olmuş oldu? Olayı toparlamış olduk. Geldik yine güzel bir sorumuza. Küp toplamlarının açılımı vardı. Böyle, böyle bir özdeşlik vardı. Orada ne yapıyorduk? En sade hallerini yazıyorduk. Bakın unutmayın. Aralarında artı var. Artıyla başladım. O zaman burada da ne yapıyorum? 2 kare. Tam kare alır gibi yapıyorum. M artı n'nin karesini alır gibi yapıyorum. Yalnız burası artıysa burası eksi. Ve birinci ile ikincinin çarpımı iki katı değildi. En sade hali m çarpı. n vardı? Bunu hallettim. Bakın alt taraf bildiğin en güzel, en basit 2 kare farkı. O zaman en sade hallerini topladım. En sade hallerini çıkarttım. Devam ediyorum arkadaşım. Buradan da ne yapmış olacağım? Bölü diyordu. Ben bunu çarpı yapayım. Hani ters çevirip çarpacağız ya. Yukarıda 2M parantezini alırsam M eksi ne olacaktır. Bölü. Çünkü bakın burası 2 kere M kere M'dir. 2M'yi alırsam M kalır. 2 kere M kere nedir? O zaman burayı da 2M'yi alırsam neye kalır. Tamam. Buraya baktığımda buraya da hiçbir şey yapılamaz. Yapılsaydı zaten burada yapardım. Ama bunu toplu olarak düşündüğüm anda çok güzel bir şey oldu. Şunla şu. ...birbirini mefta etti. Bununla bu birbirini mahvetti. Bununla bu birbirini cördletti. O zaman geriye gördüğün gibi... ...ne kalmış arkadaşım? Hepsi birbirini götürdüğüne göre... ...yukarıda 2m bölü birden dolayı... ...2m kalmış oldu. Ve bu soruyu da bitirmiş olduk. Çok güzel oldu arkadaşım. Çok iyi oldu. Gerçekten de... E, ...küp toplamını yaptık. İki kare farkını yaptık. Ne yaptık? Küp toplamının... İkinci parçasını gördük. Bakın unutmayın. M kare eksi 2 m n artı ne kare görürsen bu tam kare açılımıdır. M eksi n'in karesidir. Ama şunu sildiğin anda bu m kare eksi m n artı ne kare bu küp toplamının ikinci parçasıdır. Unutma arkadaşım. Bu da aklında olsun. Geldik yeni bir soruya. İki kare farkı var mı? Var. İki kare farkı var mı? Var. İki kare farkı yapsam ne olur? Bir işime yarar mı? X artı Y olduğu için yarar. Bakın şimdi. O zaman X eksi Y çarpı X artı Y artı 20 Y var. Bölü aşağıda da X eksi Y çarpı X artı Y. Bu sefer de eksi 20 X var mı? Var. Bak çok dikkat et şimdi dostum. X artı Y yine dedim. 10 dedim. O zaman onu 10 tane bu parantez artı bu. E onu dağıtayım. Ne olmuş oldu? 10x eksi 10y artı 20y oldu bölü aşağısı da bakın burası da 10. 10x artı 10y 10x eksi 10y özür dilerim eksi 20x oldu ve burayı hallettim. Şimdi bakın devamında da şöyle bir şey olacak. Yukarısı 10x artı 10y oluyor bölü aşağısı da 10x eksi 20x eksi 10x eksi 10y oluyor. Buradan da x artı y'ye bağımsız bir şekilde. Bakın yukarıyı 10 parantezine alırsam x artı y. Aşağıyı eksi 10 parantezine alırsam yine x artı y ediyor. Bunlar birbirini götürüyor. Bunlar birbirini götürüyor. Koskoca yerde eksi 1 kalmış oluyor. Çok çık bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Bunu da halletmiş olduk. Gördüğün gibi x artı y bunun parçası ya. Hemen yapıştır gitsin. Geldim bir başka soruma. Burada da diyor ki rasyonel ifadenin en sade hali x artı 4 bölü imiş. x artı 4 bölü 2'ymiş. Allah Allah. Bir dakika şimdi bir dakika, bir dakika bir dakika. Bakın şimdi en sade hali buysa yukarıdaki adam zaten nedir arkadaşım? x artı 4 şeklinde yazılıyormuş. E, aşağısı da 2 çarpı. E tabii ki de burası da ne olacak arkadaşım? E burada bir de iki, 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 x kare olduğuna göre burası x x ayrılıyor. E burada da burası da dörde bilmem bir şey ayrılıyormuş. E dörde bilmem bir şey ayrıldığında ben ne demiştim? Bunlar çarpım burası toplam mıydı? Demek ki burası eksi yedi olmalı mı? Olmalı. Yüzde yüz mü? Kesinlikle. Neden arkadaşım? Çünkü çünkü bir daha söylüyorum. Şurada x x ayrıldığında burası çarpımları burası toplamlarıydı. E birisi bunlardan artı dört olduğuna göre e Diğeri eksi 7 olacak. O zaman x x artı 4 x eksi 7 olur. E aşağıda da zaten bakarsan 2 parantezini alırsan x eksi 7 olacak ki bunlar birbirini götürsün. Götürdüğü anda da x artı 4 bölü 2 kalır. He, çok güzel. O zaman bak olayı kavradık. 2 x eksi 14 o zaman burası b eşittir. 2 x'ten dolayı 2. Tamam devam ediyorum. E burası da neydi? Burası toplamları, burası çarpımlarıydı. O zaman eksi 7 çarpı 4'ten dolayı da burası da eksi 28 olmuş oldu. A dediğim şey neydi arkadaşım? A dediğim şey eksi 28. B dediğim şey neydi? 2 idi. Böyle çarp, böyle bölme yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. A bölü B eşittir. Eksi 14 olmuş oldu. Bu soruyu da bitirmiş olduk. Gördüğün gibi arkadaşım çok güzel bir soruydu. Çok önemli bir soruydu. Çünkü niye? Bu muhabbetleri iyi anlayalım. Sadeleştiklerine göre demek ki burada bir x artı 4 çarpanı var. O çarpan nereden geliyordu? x x diye ayrılıyor. E 4'e bir şey diye ayrılacakmış. Çünkü bir çarpanı 4 diyor. E o zaman ne ola ki toplamları eksi 3 olsun? Tabii ki de eksi 7 olmalı. E yazdım buraya. E bu da eksi 14 olduğuna göre. E tabii ki de 2 x eksi 14'ten dolayı burası da 2 olmalı dedik. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Geldim bir başka soruya. Bakın şimdi yine şık bir soru. Yine güzel bir soru. Diyor ki bana K bir gerçek sayı. Bakın e, tam sayı demiyor. istediği şey olabilir. Kesli sadeleşle bir kesir olduğuna göre diyor. K'nın alabileceği değerler toplamı diyor. Şimdi arkadaşım alt tarafı bir kere net bir şekilde ayırabiliyorum. X'e X eksi 1 olduğuna göre eksi 3'e artı 2 diye ayırdım. Yani bakın alt taraf X eksi 3 çarpı X artı 2'dir. Alt taraf üst tarafı da bilmiyorum ne ola ki sadece bildiğim şey artı 18 oldu. Şimdi arkadaşım bak. Diyelim ki bununla burası sadeleşiyor. O zaman yukarıyı bir ayırmak lazım. X bilmem bir şeye X bilmem bir şey diye ayırmam lazım. E yukarıdaki şey X artı ikili ise aşağıdaki şey X eksi 3 çarpı X artı 2'den dolayı birbirini götürüyorsa yani yukarısı X artı ikili ise o zaman buradaki X kare artı kx artı 18 ifadem kesinlikle ve kesinlikle x'e x ayrılacak. Bu 2 ile sadeleşiyorsa 2'ye 9 diye ayrılacak. E tabii ki de artı 2'ye artı 9 olduğu için o zaman k da toplamları olduğu için k dediğim şey benim için 11 olabilir. Ama gel gör ki gel gör ki burası x bilmem bir şeye burası x bilmem bir şey diye ayrıldığında e alt tarafta x eksi 3'e x artı 2 olduğunda e bu adam sadeleşmeyim. Gidip bu adam sadeleşirse o zaman benim dediğim yukarıdaki x kare artı kx artı 18 ifadesinin içinde burası x x diye ayrılacak. Burası da eksi 3'e bakın eksi 3'e çünkü bunlar sadeleşiyorsa bu adamın içinde bir eksi 3 vardır. Eksi 3'e neyle çarpılırsa artı 18 olur? Eksi 6 ile. E burası çarpmalarıydı. Bu adamda toplamıydı. O zaman ne oldu? eksi 9 olmuş oldu. Şimdi soru şu. K'nın alabileceği değerler toplamı diyordu. O zaman ne oldu? 11 eksi 9'dan dolayı 11 artı eksi 9 alabileceği değerler toplamı. 11 eksi 9'dan dolayı cevap ne oldu? 2 olmuş oldu. Lütfen iyi anlayalım. Alt taraf zaten x eksi 3 x artı 2. E yukarıda demek ki ya x artı 2 var ya da x eksi 3 var. x artı 2 varsa bu adam x x 2'ye bir şey diye ayrılıyor ki çarpımları olduğu için 9. E, bu taraf x-3 ise o zaman bunun içinde x-3 var. x-3 varsa arkadaşım ne diyorum o zaman da? Bu adam eksi 3e bir şey e, bu adam x-3'e bir şey ise çarpımları artı 18 olduğuna göre eksi 6 Oradan da toplamları eksi 9 dedim. Bu soruyu da bıraktım. Geldim bir başka soruya ve bu soruda da ne yapıyorduk? Çok iyi hatırlayalım. Aynı ifadelerden büyük ifadelerden var. Ben buna k diyeyim. E, k dediğim şey ne olacak o zaman? Değişken değiştirme yöntemiyle x kare eksi 2 x eşittir k dedim. O zaman benim elimdeki sorum şu oldu. K kare eksi 7 k eksi 8 bölü aşağısı da bakın x x diye ayrılır. Artı 2'ye eksi 1 diye ayrılır. O zaman ne olmuş oldu yukarısı? X artı 2 çarpı ne olmuş oldu? X eksi 1 olmuş oldu. Yukarıyı bir toparlayalım. Yukarısı da nasıl ayrılacak arkadaşım? K, K ayrılacak. Eksi 7 olduğuna göre eksi 8'e eksi artı 1 olacak. O zaman yukarının da bir ağzını burnunu düzeltirsek. K artı 1 çarpı K eksi 8 olacak. Alt tarafta X artı 2 çarpı X eksi 1 olacak. Peki Ey K geri gel diyor muydum? Diyordum. O zaman ne oldu? X kare eksi 2 X artı 1 geldi. Bir de ne geldi? X kare eksi 2 x eksi 8 geldi. Şurayı yanlış yazmayalım. Eksi 8 geldi. Alt tarafta da x artı 2'ye ne var arkadaşım? X eksi 1 var. Bakın burası tam kare. Neyin karesi? X eksi 1 çarpı x eksi 1'den dolayı x eksi 1'in karesi. Burası da x'e x ayrılıyor. Eksi 4'e artı 2 ayrılıyor. Burası eksiydi unutmayın arkadaşlar. Burası eksiydi. Yukarıdan eksi geliyor. E burayı da o zaman yazarım. X artı 2 çarpı x eksi 4 bölü ne olmuş oldu? X artı 2 çarpı x eksi 1 oldu. X eksi 1'ler birbirini götürdü. X artı 2'ler birbirini götürdü. O zaman cevabım ne kalmış oldu? X eksi 1 çarpı x eksi 4 olmuş oldu. İşte çok güzel bir şekilde bu sorumu da yapmış oldum. Gayet güzel gayet şık bir soru oldu. Ee, bizim için niye çünkü değişken değiştirdik. Sonrasında da o değişkeni yerine koyduğumuzda da çarpanlara ayırdık. Alt tarafta çok güzel götürmüş olduk. Geldim yine değişken değiştirme ama çaktırmadan değişken değiştirme sorusuna. Çünkü çok böyle gizli bir soru. Bakın x var, kök x var. y var, kök x var. kök x var, kök y var. kök y var, kök x var. Bir de x var ya o da kök x'in karesidir. O zaman her tarafta bir kök x furyası devam ediyor mu? Devam ediyor. Her tarafta bir kök y var mı? Var. Peki x dediğim şey m'nin karesi mi? Evet. O zaman y dediğim şey n'nin karesi mi? Evet. O zaman düzgünce ne yazalım? x dediğim şey m'nin karesi çarpı m eksi y dediğim şey n'nin karesi çarpı x dediğim şey kök x dediğim şey m'ydi bölü alt tarafta zaten ne var? m'nin karesi var. Çünkü x olduğu için Çarpı ters çevirip çarpıyorum ya. Kök x neydi çok kök x? Kök x dediğim şey m idi. Ters çevirip çarpıyordum. Ters çevirdim. Kök x dediğim şey m idi. Burası da neydi? Artı bir de dışarıda n vardı. Şimdi yukarıyı bir toparlayalım. M parantezinde ne oldu? M kare eksi n kare oldu. Aşağısı m kare çarpı m çarpı m artı n artı ne oldu? Şimdi burada lütfen çok dikkat etmenizi istiyorum. M kere M, M kare. Altta da M kare vardı gitti. Bakın artık bunu ezbere bildiğim için uğraşmayacağım ya lütfen. M kare eksi N kare. M artı ne ile? M eksi N'nin çarpımıydı. O zaman yukarıda M eksi N kaldı. E, burası M eksi N. 1, 1, 1, 1. E, yukarısı M eksi N. Aşağısı 1. E, artı N yaparsam da M eksi N artı N oldu. Bunlar da birbirini götürdü. Cevap M çıktı. En sade hali neymiş? M'ymiş diyemezsin. Çünkü M dediğim şey neydi? Kök xti Bakın sorunun cevaplarında M yok ki. Ne olacak? X'ler Y'ler kök X'ler kök Y'ler olacak. O zaman ben de bu sorumu güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Geldik yine bir değişken değiştirme sorusuna. Ve son sorumuz arkadaşlar. Bakın yukarıda yukarıda şöyle diyebilir miyiz? 1011 eşittir. A olsun. Aşağıda da 2022 eşittir B olsun. Yukarıda 2010 1011'e A dersem burası A artı 1'in karesi midir arkadaşım? Eksi. Burası da A kare midir? Bölü. Alt tarafta kök içinde burada bir B var mıdır? Vardır. Burası da B artı 2 midir? Evet. Bir de dışarıda, dışarıda bunların haricinde bir var ama kökün içinde unutma. Yukarıyı bir toparlayalım. Tam kare alırsam ne olacak? Birincinin karesi, birinciyle ikincinin iki katı, ikincinin karesi, birin karesi bir olduğu için geçtim. Eksi a kare var. Aşağıyı toparlarsam kök içinde burası da b'nin karesi artı 2b artı 1 var. E, yukarıda şu a kareler birbirini götürdü. Yukarısı 2a artı 1 oldu. Bölü aşağısı da dikkatinizi çekerim. Ee, biraz önce yaptığımız a kare 2a e, 1 bu e b kare 2b 1 e, o zaman bu da kök içinde e, b artı 1'in karesi. Bakın kökle ikinci dereceden kök görü, görünmez bir iki var. İkinci dereceden kökle kare birbirini götürür. E, cevap ne olur? Yukarısı 2 a artı 1 iken aşağısı b artı 1 olur. E, yukarısı neydi arkadaşım? Ben de demiştim. 2000 e, bin, bin e, A demiştim. İki tanesi 2022 artı bir. Yani 2023'tür. Aşağıda da B'ye de 2022 demiştim. Onu da birle toplarsam 2023'tür dedim. Bunu da göstermiş oldum. Cevabında bu arada götürdük sıfır mı? Ta hayır. Sadeleştirme olduğu için 1 dedim. Ve 25 dakikada gerçekten de çok destekli, çok güzel, tam bir konu tekrarı. Bütün her şeyin özetini içeren gerçekten güzel bir e, soru çözümü oldu. Aslında bir bakıma neyin soru çözümü oldu arkadaşım? Bu iki hafta önce yaptığımız çarpanları ayırma ifadelerinin yani özdeşliklerin bir bakıma rasyonel ifadelerin sadeleştirmesi bizim için ne oldu? E, güzel bir soru çözümü oldu. Konuları pekiştirmiş olduk. Tekrar etmiş olduk. Gerçekten güzel bir soru çözümü oldu. Peki bugün ne yaptığımızı bir kere daha söyleyelim. Rasyonel ifadelerin sadeleştirmesini yaptık. 25 dakikada çok güzel oldu. Yalnız sizden isteyeyim. Bakın artık ara tatile girdik. Hocam dinlenmeyecek miyiz? Dinleneceksiniz arkadaşım. İki hafta boyunca yatın, yuvarlanın, dizi izleyin, müzik dinleyin. Arkadaşlarınızla gezmeye gidin, akrabalarınızı ziyaret edin. Kahve için, çay için istediğinizi yapın. Ama, ama ikinci dönem İkinci dereceden denklemlere geçeceğiz. O yüzden fonksiyon polinom öncelikli olmak üzere çok önemli. İster bu kitaptan ister bu kitaptan istediğiniz yerden başka test kitapları da olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Lütfen tekrarlarınızı yapın. Bu 10. sınıfın ilk dönemini güzel geçelim. Fonksiyon ve polinom çok önemli. Bunu iyi anlayalım. 12. sınıfta bize lazım olacak. Özellikle AYT kısmında iyi sorular buradan geliyor. Fonksiyon zaten matematiğin özü sayılır. Çok önemli bir konu. AYT'ye çok yararı olacak. Çarpanlar ayırma keza çok rahatlatacak seni. Bunları iyi bilmen de e, sana, senin yararına olacaktır dedim. Ve sözü fazla uzatmayalım. İşte karşında ödülü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bırakmayı unutma. Like butonunu da kırmayı unutma. Daha önemlisi de sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki dönem görüşürüz.